Hepinize merhabalar. Ben Rıdvan Akgün. Günün yorumunda yine birlikteyiz. 29 Mayıs 2018 günlerden Salı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması vardı. Ve aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de konuşması vardı. Liderler konuştu. Liderler bir şeyler söyledi. İddialar gündemde. Özellikle Pennsylvania ziyaretinde bulundu ve icazet aldı. Yine bugün gündem oluşturmaya devam etti. Muharrem İnce'nin iddiası ortalığı karıştırdı. Yani Cumhurbaşkanı adayı Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti'yi kurmadan önce Pennsylvania'dan izin aldığını, icazet aldığını bahsetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu açıkla. Açıklamazsan, ispat etmezsen namertsin dedi. Ve bugün de gün boyu devam etti. Şimdi kısa bir şekilde liderler ne söyledi? İlk önce AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını bir dinleyelim bakalım neler söylemiş. Yeni havalimanı Türkiye'nin sadece prestij projesi değil, aynı zamanda 2023 hedeflerinin de manivelası olacaktır. Şimdi ana muhalefetin adayı ona kalsa zaten böyle devasa dev bir havalimanını istemez. Hiçbir şey istemiyorlar ki. Kanal İstanbul, hayır. Tutturmuş bir şey. Üçüncü köprüyü Erdoğan yaptıysa ben de dördü yaparım. Ya yapamazsın. Senin hafsalan bunu almaz. Almaz. Bak biz denizin altından Marmara'yı geçirdik. Haberin var mı? Biz denizin altından Avrasya Tüneli'ni geçirdik. Haberin var mı? Biz Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Haberin var mı? Biz Adıyaman'a bağlanan Nisibi Köprüsü'nü yaptık. Haberin var mı? Ya basmaz bunların kafası. Basmaz. Yatırım denince akla AK Parti gelir. Atatürk Havalimanı'nın büyüklüğü ne biliyor musunuz? 12 bin dönüm. Dünyadaki devasa, örneğin Amerika'da Central Park, İngiltere'de Hyde Park. Central Park bunun 1/4, 1/3 küçüklüğünde olacak. Ve çok ilginç. Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan. Bakın enteresan yalanlardan bir tanesi de. Ben AK Parti'yi Pennsylvania'yla görüşerek adımını atmışız, temelini atmışız. Dün Akhisar'da söyledim. Bilmiyorum duyanlarınız oldu mu? Dedim ki, şimdi bak buradan sesleniyorum dedim. Benden cevap istedi. Buradan sesleniyorum. Aslında muhatap alınacak kalitede, kariyerde birisi değil. Buradan sesleniyorum dedim. Pennsylvania'dan bunun görüşmesini yaparak AK Parti'yi kurma çalışmasını başlattığımı ispat etmekle sen mükellefsin. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Türkiye'nin ve İstanbul'un yalancı siyasetçilere değil, dürüst siyasetçilere ihtiyacı var. Kanal İstanbul'a karşıymış. Yaptırmam ya diyor. Ya sen kimsin? Sen kimsin de niye yaptırmayacaksın? Ey benim sevgili vatandaşım, eğer Boğaz'da yeni tanker faciaları yaşamak istemiyorsak, eğer geçen gün olduğu gibi yalı faciaları yaşamak istemiyorsak, Kanal İstanbul'un niçin yapılması gerektiğini sizlere tekrar hatırlatıyorum. Ve Kanal İstanbul'un yapılmasıyla birlikte değerli kardeşlerim, biz çevre facialarına karşı, çevre katliamı her an olabilir Boğaz'da, buna karşı biz
Kanal İstanbul yapıyoruz ve dünyada bir marka olacak orası. Ve ey İnce, bunu milli bütçeden değil, bunu BOT, kamu özel, PPP, eğer bunları öğrenmek istiyorsan bunları da sana ayrı bir ders olarak veririz. Ve biz bugüne kadar bu dev yatırımlara bu sistemle yaptık. Yoksa cepteki parayı harcamak kolaydır. Ama biz bu sistemi kullanarak buralara geldik. Onlar benim çıraklık dönemimin ürünleridir. Ondan sonra kalfalık dönemi, ondan sonra ustalık dönemi, şimdi büyük ustalık dönemine hazırlanalım diyorum. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan biraz evvel İstanbul milletvekili adaylarının tanıtımında yapmış olduğu konuşmaları izledik. Aslında çok çarpıcı bir takım şeyler söyledi. Yani bugün Türkiye'de özellikle Cumhurbaşkanı adaylarının seçildikleri zaman nasıl bir çalışma yapacaklar, yapmış olduğu çalışmalarda Türkiye'yi nasıl ileri hedeflere taşıyacaklar, bunları konuşulacağına, savunma hareketleri gündemde genelde. Liderler birbirlerine bir şeyler söylüyorlar. Bir diğer lider savunuyor. Bir başka lider, bir başka bir lider ve aday için bir şeyler söylüyor. Savunma hareketleri gündeme geliyor. Aslında liderlerden biz yapacakları çalışmalar, projeler, nasıl bir böyle müvefek, güzel bir Türkiye yaratacaklar ve hangi hizmetler üretecekler, hangi projeler gündeme gelecek, bunları söylemesini bekliyoruz. Ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle ve özellikle altını çizdiği bazı konular var. Mesela yeni havalimanı Türkiye'nin sadece prestij projesi değildir dedi. Aynı zamanda 2023 hedeflerinde manivelası olacaktır. Şimdi ana muhalefetin adayı yani Muharrem İnce böyle devasa dev bir havalimanı istemez. Peki niye istemez? Kanal İstanbul'a hayır. Neden hayır diyor Muharrem İnce? Tutturmuş bir şey 3. köprüyü Erdoğan yaptıysa ben de 4'ü yaparım. Ya yapamazsın, senin hafızadan bunu almaz. Bak bir denizin altından, biz denizin altından Marmara'ya geçirdik. Sen yapamazsın köprü diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Biz denizin altından Avrasya trenini geçirdik. Haberin var mı diyor. Biz Osman Gazi Köprüsü'nü yaptık. Haberin var mı? Adıyaman'a bağlanın Nisibi Köprüsü'nü yaptık. Haberin var mı? Basmaz bunların aklı diyor. Yahu basmaz bunların kafası basmaz diye altını çiziyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim konuşmalarında başka liderlere ağır konuşmasını ne de başka liderlerin Cumhurbaşkanı'na karşı ağır konuşmasını, sert konuşmasını kesinlikle istemiyoruz. Ama tabii ki kendi üslupları var. Bir takım bir şeyler de söylüyorlar tabii ki. Evet. Ayrıyeten Atatürk Havalimanı büyüklüğünü biliyor musunuz dedi. 12 bin dönüm Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Central Park bunun 1/4 kadar. Yani biz çok büyüğüz demek istedi. Yalan üstüne yalan, ben AK Parti Pennsylvania ile görüşerek kurmuşum. Dün Akhisar'da söyledim. Dedim ki ispat etsin. İspat etmezsen etmekle mükellefsin. İspat etmezsen namersin şeklinde söylüyor bunun. Türkiye'nin ve İstanbul'un yalancı siyasetçilere değil, dürüst siyasetçilere ihtiyacı var diyor. Tabii ki dürüst siyasetçilere ihtiyaç var. Hem iktidarda hem muhalefette ve tüm partilerde. Özellikle son zamanlarda Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra 600 milletvekilinin gideceği parlamentoya gidecek ve parlamentoda bizi temsil edecek 600 milletvekilinin hepsinin dürüst, liyakatlı ve özenle seçilmiş olması çok önemli. Acaba partiler milletvekili adaylarını bu esasa göre mi tercih ettiler? Yoksa bir takım çıkar ilişkileri, menfaatler veya farklı konular için mi tercih ettiler? Bunu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gittiğimiz zaman şüphesiz 600 milletvekili adayı çok değerli olabilir. Veya işte nasıl söyleyeyim, farklı bir menfaat ve çıkar için gelenler de işlerinde olabilir her konuda olduğu gibi. Ama hepsi de ülkeyi, Türkiye'yi, ülkemizin bekasını korumak, sağlamak ve daha büyük bir, daha gelişmiş, daha çağdaş, daha demokratik, daha bağımsız bir Türkiye için çalışacaklarından hiç şüphemiz yok. Onun için de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dediği gibi
Türkiye'nin ve İstanbul'un yalancı siyasetçilere değil, dürüst siyasetçilere ihtiyacı var dedi. Tüm siyasetçiler de burada dürüst olmak zorunda. Efendim Kanal İstanbul'a karşıymış, yaptırmam diyor. Ya diyor sen kimsin? Ey benim vatandaşım, eğer Boğaz'da tanker faciaları yaşamak istemiyorsan ve çevre katliamına engel olacak, Kanal İstanbul marka olacak. Ve ey ince, bunu milli bütçeden değil, kamu özel sektör ortaklığı yapacağız. Dev yatırımları bu sistemle yaptık diyor. Onlar benim çıraklık dönemim, eserim, kalfalık dönemi, ustalık dönemi, şimdi büyük ustalık dönemine hazırlanalım diyor. Peki gerçekten siyasi literatürde ustalık, çıraklık dönemi, ustalık dönemi, şimdi daha büyük ustalık dönemi diye bir kavram var mı? Yok mu? Kadir Sinan diyor ki, Kadir Sinan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın projelerinin hiç ama hiçbiri halka yönelik değil diyor. İyi de büyük ustalık dönemi diye bir dönem yok ki diyor. Yani öyle bir dönem yok. Yani ilk önce acemiliği var bu işin, ustalığı var, büyük ustalığı var. Böyle bir sistem yok diye iddia ediliyor. Hakikaten Türk siyasi tarihinde de böyle bir şey aslında yok. Yani çıraklık, ustalık, büyük ustalık, kalfalık vesaire 4 ayrı dönem. 5. dönem ne olacak o zaman? Ordinaryus ustalık boyutuna geçebilir. Ama tabii ki biz özellikle 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı adayları sahneye çıkıp da halktan, halkın iradesini sandalye yansıtmasını istedikleri zaman halkın teveccühüyle hangisini halkımız seçerse Cumhurbaşkanı, o bizim Cumhurbaşkanımızdır. Nasıl işte son dönemde bugünkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak bizim Cumhurbaşkanımızsa, o tarihte seçilecek, kim seçilirse seçilsin, Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olacaktır. Bizim Cumhurbaşkanımız olacaktır. Onun için de bunun ustalık, çıraklık, kalfalık vesaire sıralamayı düz yapalım. Kalfalık dönemi, çıraklık dönemi, kalfalık dönemi, ustalık dönemi, büyük ustalık dönemi diye kategorize siyasetçiler yapıyor ama biz tabii ki öyle bir şey yapamıyoruz. Evet, şimdi baktığımız zaman acaba Muharrem İnce neler söylüyor? Bir de Muharrem İnce'yi dinleyelim bakalım. Ne var ne yok? Yeni havalimanı Türkiye'nin sadece... Ben dedim ki partiyi kurmadan önce Fethullah Gülen'e gidip icazet aldın mı? O da bana dedi ki ispatlamazsan namertsin. Ben de diyorum ki ispatlamazsam namerdim. Şimdi ben de şu soruyu soruyorum önce. Bir, kiminle gittiğini biliyorum. İki, bana bunu söyleyen kişi seninle birlikte giden kişi zaten. Beraber gittiniz ki. Ama ona zarar verirsin biliyorum. Şimdi aranız bozuk. Zaten yanında kim kaldı ki yola çıktın? Bülent Arınç yok, Abdullah Gül yok, Ertuğrul Yalçınbayır yok. Yok da yok. Kim kaldı ki zaten? O günlerde beraber yanından ayrılmayan kişi bana dedi ki biz beraber gittik. Şimdi ben onu korumak pahasına söylemiyorum. Ha derse ki bana söyle derse ismini de veririm. Ayrıntılar da saklı. Ama 24 Haziran'dan sonra tümünü anlatacağım zaten, merak etme. Acele etme. Şimdi size kuru fasulye pilav tarifi yapacağım. Bir, iki su bardağı Çin kuru fasulyesi alacaksınız. Yanına iki kaşık Tunus zeytinyağı koyacaksınız. Onun yanına bir adet İran soğanı koyacaksınız. Bir kaşık Ukrayna salçası katacaksınız. 3 bardak Amerikan pirinci olacak ve bunları Rus doğal gazında ısıtacaksınız. Ayrıca Fransız düdüklü tenceresini kullanacaksınız. Tamam mı? Oldu mu sizce kuru fasulye pilav? E peki AK Parti'ye oy veren kardeşlerime sesleniyorum. Bunlar doğru biliyor musunuz? Kuru fasulyeyi Çin'den alıyoruz, Çin'den.
Samanı Bulgaristan'dan alıyoruz. Ey aziz milletim, ey! Ben dedim ki... Efendim, Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin konuşmasını izlediniz. Muharrem İnce her seferinde farklı bir enstrümanla, farklı bir söylemle, farklı bir atraksiyonla seçim çalışmalarını ve konuşmalarını yapıyor. Bugün de yine biraz evvel özellikle en son ne yaptı? Kuru fasulyenin nasıl pişirileceğini, pilavın nasıl yapılacağını bundan bahsetti. Tabii ki bunu yaparken de tamamen yurt dışından ithal ürünlerle, ithal malzemelerle ve gıda, tarım, saman vesaire, otomobil vesaire ithalata çok para kaçtığından bahsetti. Bir kuru fasulye yapmak için, bir pilav yapmak için ne kadar bir paranın yurt dışına kaçtığını anlatmaya çalıştı aslında Muharrem İnce. Fakat burada Muharrem İnce'nin özellikle konuşmasının başında dikkat çeken konu, Pensilvanya'dan icazet aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'yi kurarken iddiası gündemdeydi. Dedi ki, açıklayacağım, onun yanında kim olduğunu çok iyi biliyorum. 24 Haziran'dan sonra açıklayacağım dedi. Açıklamazsam namerdim dedi. Fakat burada şöyle bir şey var. Hani adı üstünde, bu programın adı Günün Yorumu ya. Yorum yapmak lazım. Okuyup geçmemek lazım. Şimdi özellikle AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'yi kurarken hain FETÖ terör örgütünün başı Fethullah Gülen'den icazet aldığı iddiası yapılıyor AK Parti'yi kurarken. Ve Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında da bir kişi olduğunu iddia ediyor. Ve dünkü konuşmasında dedi ki, zor durumda bırakmamak için Erdoğan'ın yanında kişiyi, zor durumda bırakmamak için açıklama yapmayacağım. 24 Haziran'dan sonra yapacağım dedi. Peki neden bugün değil, neden 24 Haziran? Neden yanı başındaki kişiyi zor durumda bırakmayacağım diyorsun? 24 Haziran'dan sonra niye zor durumda bırakıyorsun madem? Burada bir çelişki yakaladık. Yani şimdi FETÖ ile işbirliği olan bir cumhurbaşkanı olduğunu iddia ediyorsun ve bunu bugüne kadar niye açıklamadınız? Ve neden yanındaki kişiyi koruyorsun, niye açıklamıyorsun? Ortada bir 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirmeye çalışan bir hain terör örgütünün lideri var. Madem öyle, hem bunu açıklayın, hem de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında kişinin kim olduğunu açıklayın. Derhal açıklayın, 24 Haziran'da beklemeyin. Çünkü açıklamadığınız müddetçe Sayın Muharrem İnce, siz zor durumda ve şaibe altında kalacaksınız. Açıklarsanız siz, seçmenleriniz ve psikolojik olarak tüm seçmenler olumlu etkilenecek. Açıkladınız, evet varmış veya yokmuş. Açıklamadığınız zaman da sadece seçim sürecinde bir ironi ortaya çıkacaktır. Bu da benim kişisel görüşüm. Neticede günün yorumunun sonuna geliyoruz. Az sonra Karşıyaka Müteahhitler ve İş Adamları Derneği Başkanı, aynı zamanda İzmir Ticaret Odası İnşaat Meslek Grubu'nda meclis üyesi olarak Ticaret Odası'na görev yapan Mimar Zeki Yüksel'le Yapı Dünyası programında birlikte olacağız. Şu anda günün yorumunda özellikle Cumhurbaşkanı seçiminde tüm adayların dikkatli konuşması, saygılı konuşması ve bunun da toplumu gelecek konuşmalardan kaçabilecek anlamında dikkat etmesi gerektiğini altını çiziyoruz. Toplum adayların konuşmasından geriliyor. Şahsen ben giydirme yaparken adaylar birbirlerine, ben geriliyorum. Sanki bir maçtayız da bir heyecan var. Bir tarafta bir laf söyleniyor. İzlediniz, alkışlar. Normalde proje açıklarken alkış yok. Ama bir diğer lidere lafı giydirdiği zaman müthiş alkış var. Neredeyiz? Muz Cumhuriyeti'nin burası. Buna da dikkat etmek lazım. Evet, az sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.